Karine ve Alan yıllardır ilk bebeklerinin gelişini istiyorlardı. Alan ilk çocuğunun erkek olmasını tüm kalbiyle diledi. Karina ise tamamen sağlıklı doğduğu sürece bebeği için cinsiyeti ne olursa olsun memnundu. O 9 ay hızla geçti ve küçük Samantha çiftin hayatına ailelerinin hayatını mutlu eden güzeller güzeli bir kız olarak girdi. Alan kız olduğu haberine pek sevinmese de onun kendi kanından olduğunu ve onu sevmesi gerektiğini düşündü. Ancak gün geçtikçe Alan kendi tabiriyle küçük prensesine çok düşkün oldu. Samantha'nın onu eriten kocaman gözleri önünde kalbi sevgiyle doldu. Karısından başka bebeği kadar değerli ve mükemmel bir varlık görmediğini düşündü. Alan her öğleden sonra işten eve geldiğinde küçük Samantha'nın odasına gider, onu kollarına alır ve öperdi. Ve sonra karısı sevgisini göstermek için ona yaklaşırdı. Karina, Alan'la bebeği arasındaki muazzam bağdan etkilenmişti ve bunu dokunaklı bulmuştu. Zaman geçtikçe Samantha büyüdü ve babasıyla kurduğu bağ güçlendi. Çift ona çok iyi baktı ve onu mutlu etmesi için ihtiyacı olan her şeyi vermeye çalıştı. Bir öğleden sonra parkta Samantha babasına 15. yaş gününde ona ne hediye alacağını sordu. Bu soruya şaşıran Alan henüz bilmediğini, bu yüzden endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Küçük kız gülümseyip babasına tatlı bir şekilde sarılırken, adam ona her zaman elinden gelenin en iyisini yapacağını, çünkü onu sevdiğini ve onu mutlu ve hayat dolu görmek için her zaman ne gerekiyorsa yaptığını söyledi. Samantha'nın normal görünmeyen bazı semptomları olmaya başladığında birkaç yıl geçti. Genç kız sürekli baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı ve taşigardi çekiyordu. Ancak onları endişelendirmemek için anne babasına hiçbir şey söylemedi. Bir gün aile işten eve dönerken Samantha'nın kaldırıma yığıldığını gördüler. Alan ve Karina onu kurtarmaya koştular ama genç kız dudaklarında mavimsi bir renk tonuyla bilinçsizce yattı. Çift hızla bir taksiye binerek en yakın hastaneye doğru yola çıktı. Oradayken Samantha'ya acil bakım verildi. Görevli doktorlar onu stabilize etmeyi başardılar ve ciddi bir kalp yetmezliğini ortaya çıkaran bazı testler yaptılar. Samantha'nın kalbi iyi çalışmıyordu. Her an durabilirdi. Bu yüzden acil bir organ nakline ihtiyacı olacaktı. Karina ve Alan şoktaydı. Kızlarının başlarına gelenlere inanamadılar. Alan kızı için acil bir kalbi nereden bulabileceğini merak etti. Karina teselli edilemez bir şekilde ağlıyordu. Çok geç olmadan kızlarını görmek isteyen ikisi için de o an çok trajikti. İkisi de Samantha'nın odasının yanından geçtiklerinde çaresizce anne babasına baktı. Acılarını gizleyemediler. Genç kız onlara ölüp ölmeyeceğini sorarken Alan, onun ölmesine asla izin vermeyeceğini ve kendi hayatını bile feda ederek onun ömrünü uzatmak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı. Birkaç gün sonra bir donör, kısa sürede hayat kurtarıcı bir ameliyat geçiren genç kıza kalbini gönderdi. Samantha hızla iyileşti ve 15. doğum gününden hemen önce organ nakli yaptırdığı için mutluydu. Artık bunu ailesiyle kutlayabilirdi. Samantha'nın taburcu edildiği gün Karina onu almaya tek başına gitti. Genç kız babasını istedi ama annesi evde konuşacaklarını söyledi. Geldiklerinde Karina kızına gözyaşları içinde bir mektup verdi. Mektupta, "Sevgili kızım, seni eskisi gibi canlı, güzel ve sağlıklı görmekten tüm ailenin mutlu olduğunu bilmeni isterim. Ameliyat olduğun günden itibaren göğsünde ve kalbinin her atışında yaşayacağım. Bu sana 15. doğum günün için verebileceğim bir hediye. Seni sonsuza kadar seviyorum," yazıyordu. Samantha annesiyle birlikte gözyaşlarına boğulmadan edemedi. Alan kalbini ona bağışlamıştı. Sonra mezarlığa gittiler. Samantha oradayken beyaz bir kelebeğin konduğu yüzüne esintinin değdiğini hissetti ve bunun babası olduğunu anladı.